Öncelikle hayırlı olsun mu diyelim. Teşekkür ederim. Evrakla teslime geldi ve sıkıntı evet. olmuş bu konuyla ilgili. Evet. Şimdi biz uzunca süre çalışmalar içerisindeydik. Dün danışmanım aradı ve parti kuruluşu ile ilgili gerekli belgeleri, evrakları İçişleri Bakanlığı'na getireceğimizi söyledi. Randevu gerekip gerekmediğini sordu. Randevuya gerek yok. İstediğiniz saatte getirebilirsiniz dediler. Yani bugün geleceğimizi biliyorlardı. Biz de 4.30 civarında geldik. Evraklarımızı buraya bıraktık. Burada ilgili arkadaşımız çalışmalarını yaptı. Ama daha sonra genel sekreterin olmadığını ve bize alındı veremeyeceklerini söyledi. Yani evrakları aldıklarına dair bir alındı veremeyeceklerini söyledi. Oysa biz o alındıyı almadan var olamıyoruz. Anayasaya baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Evraklar verildiği an diyor bakın. 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra demiyor. Evraklar teslim edildiği an İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı'ndan ilgili büro alındı belgesi verir ve parti kurulmuş olur. Ama biz hiç şaşırmadık. Niye şaşırmadık? Çünkü daha biz bu partiyi kurmadan yandaş bir medyada bir gazete İdris Bal darbe yapacak diye 2,5 ay Star gazetesi manşet yaptı. Daha sonra adım adım takip edildik. Konuştuğumuz iş adamlarını aradılar. Ne işin var İdris Bal'ın yanında dediler. Ve uzaklaştırdılar. Benim arkadaşlarımı benim yanımdan uzaklaştırdılar. Korkuttular. Dernek başkanlarını aradılar. Ve en son bizim yemeğimizde yine müdahale ettiler. İçeriye ajan soktular. Fitne çıkarttılar. Dışarıdan resim çektiler. Şimdi ise en son noktada yine ellerinden gelen şah oyununu oynamaya çalışıyorlar. Yani işte kontrol edeceğiz bakanın yanında. Ama biz haber verdik ve anayasaya göre o anda ne yapmanız gerekiyor? Anayasaya göre aldıkları anda, belgeyi aldıkları anda alındı belgesi vermeleri gerekir iken verilmeli. Burada net bir anayasa suçu var. Hukuku, anayasayı ihlal ediyorlar. Ama milletimizin vicdanlarına biz havale ediyoruz. Sen partinizin adını verebilir miyim? Biz memnuniyetle yarın 11'de Metropoliten Otel'de açıklamamızı yapacağız. Amblemimizi, ismimizi, ilkelerimizi ortaya koyacağız. Ha şimdi de söylerim ama bakın bu bizim tarihimizde tarih tekerrür ediyor siyasal tarihimizde. ANAP'ta kurulurken iki defa isim değişti. Amblem değişti. Aynı isimlerle başka parti kurdular. Dolayısıyla bundan korkuyoruz biz. Ve biz belgelerimize zarar gelmesinden korkuyoruz. Çünkü hukuksuzluk başka bir hukuksuzluğu getirir. Yalan başka bir yalanı, başka bir yalanı, başka bir yalanı getirir. Aynen Türkiye'de şu anda yaşadığımız gibi. Dolayısıyla burada net bir hukuksuzluk var, anayasa ihlali var. Dünden bugüne ben ve arkadaşlarımın üzerinde ciddi bir baskı var. Biz bu baskıyı gördük. Bundan sonra da bu baskıları hissediyoruz. Bundan sonra da belki gittiğimiz yerlerde, gezdiğimiz yerlerde önümüz kesilecek. Ama bizim zaten varlık sebebimiz Türkiye'deki hukuksuzluktur. Bizim varlık sebebimiz yargının üzerindeki baskıdır. Medyanın üzerindeki baskıdır. Allah aşkına hangi ülkede bir ülkenin başbakanı medya patronunu arayıp ağlatıyor? Alo Fatihler oluyor. Hangi ülkede havuz medyaları oluyor? Yandaş medya oluyor. İnanın bunlardan bir tanesi olsa istifa edilir. Hatta bizim geçmişimizde bile asla böyle bir rezillik olmadı. Mesut Yılmaz Korkmaz Yiğit aracılığı ile Milliyet Gazetesi'nin alma girişiminde bulundu diye Yüce Divan'da yargılandı. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda aynı mantıkla bunların 50 defa, 100 defa Yüce Divan'da yargılandı.